Kemal Öztürk, Devletleşen Sivil Toplum Örgütleri 1991 yılıydı. Sabah erken saatlerde telefonum, sadece ev telefonu vardı o zaman, çaldı. Arayan dini eğitim ve kültür faaliyetleri yapan Tevhid Vakfı Başkanı, değerli abim Ahmet Karahan'dı. Beni yeni açtıkları Üsküdar'daki şubenin müdürü yapmak için teklifte bulunuyordu. Aslında o dönemde aldığımız dava terbiyesine göre göreve çağırıyordu. Sivil toplum kuruluşlarıyla profesyonel çalışmam ilk böyle başladı. 22 yaşındaydım. Bir yıl sonra da Türkiye'nin en önemli insan hakları örgütü olan Mazlum Derin İstanbul Şubesi'nin yönetimine girdim. O zaman da son derece politik ve sert bir zeminde yer alan insan hakları mücadelesi içinde buldum kendimi. Sivil örgütlerle başlayan bu ilişkim bugüne kadar devam etti. Her zaman sivil örgütleri önemsedim destekledim ve gelişmesi için katkıda bulundum. Bugün de İstanbul'da Bigsat isimli sanat ve kültür çalışmaları yapan bir derneğin başkanlığını yapıyorum. Önemli çalışmalar yapan bir kurum. 1991 yılında beni Üsküdar'daki vakıf şubesine çalışmaya davet eden arkadaşlarım o günden beri çalışmaları sürdürdüler ve bugün İlke Derneği ilke.org.tr çatısı altında son derece önemli bilimsel çalışmalara imza atıyorlar. Bunlardan bir tanesini İslam Düşünce Atlası adıyla geçen yıl yayınlamışlardı. Bu yıl Kurumsal Yönetim Akademisi adıyla bir akademinin kuruluşuna davet ettiler beni. Değerli dostum Profesör Doktor Nihat Erdoğmuş'un başkanlığını yaptığı akademi, sivil toplum örgütlerinin kurumsal gelişimi ve sağlıklı yapılanması için önemli bilimsel çalışmalar yapıyor.'' Türkiye'de bir benzeri yok. İslami STK'ları inceleyen çok önemli bir rapor. Geçtiğimiz hafta Akademi Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yapılarını, sorunlarını ve onları gelecekte bekleyen tehlikeleri anlatan çok önemli bir rapor hazırladı. Raporun yayınlanmasından önce İlke Kültür Merkezi'nde, Üsküdar'da Koç Vakfı Başkanı Erdal Yıldırım ilgi çekici bir de konferans verdi. Sık sık ben muhafazakar değilim vurgusunu yapma gereği duyması ve buna gülüşmeler epeyde devam etti. Rapor, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Lütfü Sunar başkanlığında bir ekip tarafından hazırlandı. Lütfü Hoca tarafından da sunuldu. Uzun yıllardır sivil toplum örgütleriyle ilgilenen biri olarak, raporun tüm sivil örgütler tarafından dikkatlice okunması gerektir. Rapora ilke.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ahmet Taş getiren gibi değerli yazar ve sivil toplum gönüllüleri çok sayıda önemli STK temsilcisi de toplantıya katıldı. Onlar da raporun gelişmesine destek oldular. Daha çok kendini İslami olarak konumlandıran STK'ları merkeze alan rapordan alıntı yapmak istediğim çok yer var. Ancak yer sorunu nedeniyle sonuç bölümünü yani STK'ları bekleyen tehlikeler kısmındaki öngörüleri alıntılayabiliyorum. STK'ları bekleyen sorunlar formelleşme sorunu, kurumsallaşmanın getireceği formelleşme ve bürokratikleşme sorunu, mali kaynak çeşitliliği ve sürdürülebilirliği sorunu, popülerleşme sorunu, gönüllülüğün azalması sorunu, şeffaflaşma ve denetlenme sorunu, kadınların konumunun belirginleştirilmesi sorunu, kamu kaynağı kullanma sorunu, İş dünyasıyla ilişkinin sürdürülebilirliği sorunu, gençlere erişim sorunu, STK'lar arası artan ilişki, iletişim ve işbirliği sorunu, siyasal kutuplaşma ve toplumdan kopma sorunu, 15 Temmuz sonrası oluşan güven sorunu, devletleşme ve siyasallaşma sorunu. Benim üzerinde özellikle durduğum sorunlar siyasallaşma, devletleşme, kutuplaşma ve toplumdan kopma sorunlarıdır. Bunlar sivil toplum örgütlerinin hayati derece önemli misyonlarını tamamen tahrip edecek kadar önemlidir. Bu nedenle raporu detaylı incelemek, akademiyle işbirliği yapıp daha derin ve bilimsel çalışmalar yapmak gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının bu sorunları ciddiye almasını önemli salık veririm. Kemal Öztürk, Yeni Şafak